Muslat TV aracılığıyla ben bir aydır deprem saatinden yarım saat sonra Muslat TV'yi izlemeye başladım. Sağ olsun Selahattin kardeşim, Necdet kardeşim ve sizler aracılığıyla gerçekten Malatya'da olan bu asrın felaketini Malatya'ya gelerek gözlem yaptım. Daha farklı bir şekilde görmeye başladım. Tabii ki yapılan bu hadise, bu felaket 500-600 yıl önceden belli. İlk olarak yapılan bir felaket. 1509 yılında böyle bir felaket İstanbul şehrimizde olmuş. 7.2 civarında bir depremle Türkiye o yıllarda karşı karşıya kalmış. Ama bugün olan deprem daha büyük bir deprem. 11 ilimizi kapsayan, ilçelerimizi, köylerimizi kapsayan çok büyük bir felaketle Türk milleti karşı karşıya. Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Maraş, Elbistan, Adana, Osmaniye, Hatay ve büyük ilçeler olan Antakya, İskenderun gibi köylerle beraber bütün Türkiye'nin kalbi çarpmaya başladı. Gerçekten bir felaketle karşı karşıyayız. Evet. Buyurun. Haber. Estağfurullah. Mecid abi sizde. Sayın Vekilim, biz Turgut Özal'ın, rahmetli Turgut Özal'ın o güzel günleri, o Malatya'nın Türkiye'nin zirvede olduğu zamanlar, her yerde Malatyalıların konuşulduğu, Malatyalı iş insanların bir araya geldiği, vakıflar kurduğu, Malatyalıların kendine geldiği bir dönemde milletvekili yaptınız. Evet. Ve siz de o zaman kurmaylarındandınız. Evet. Sırdaşındandınız, yoldaşındandınız. Rahmetli Turgut Özal'dan bu yana Malatya'da önemli şeyler yapılması gerekiyordu. İşte altyapılar olsun, güçlendirilmiş özellikle tarım arazilerinin daha çok değil de biraz daha farklı yönlerde. Yani rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezi herkesin sığınağı oldu. Herkesin şifayı oldu. Ve 10 şiddetine dayanıklı bir depreme dayanıklı bir bina. Turgut Özal olsaydı ne olurdu? Tabii çok zor bir soru sordunuz. Turgut Özal tabii ki büyük bir lider, büyük bir önderdi. Malatya özelinde. Malatya özelinde de, ülkemiz adına da Özal'ın bu dönemler Menderes ve Özal, şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımız, yani Erdoğan dönemi olarak ben adlandırıyorum bu dönemleri. Çünkü 1950'de çoklu sisteme, demokratik sisteme geçiş, yani tek partiden çok partiye geçişle Menderes dönemiyle başlayan bir dönem Özal'la devam etti. Şimdi de Cumhurbaşkanımızla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'la devam ediyor. Tabii ki Özal döneminin kendine has özgü hizmetleri vardı. Özal'ın Malatyalı olması. Özal olsaydı kastım şuydu, yani üzüntüsünü anlamak, hani Malatya sevdasını. Malatya sevdası. Özal Malatyalıydı. Malatya'nın çocuğuydu. Bizim gibi Malatya'nın evladıydı. Malatyalı olmak, tabii şimdi bugün Adıyaman'ımıza da aynı acıyı gösteriyoruz. Antep'imize de aynı acıyı gösteriyoruz. Hatay'ımıza da, Diyarbakır'ımıza da, Elazığ'ımıza da. Bütün illerimize. Adana'mıza da. Ama Malatyalı olunca şimdi insanlar kendi ailesini, kendi tanıdıklarını olunca biraz daha farklı oluyor. Değil mi? Çünkü şehitler geliyor. Şehitlerimiz geldiği zaman, şehit eğer Malatyalıysa daha da farklı. Bütün şehitler bizim için mukaddestir. Yani onlara karşı büyük saygımız, hürmetimiz vardır. Allah'ın katında da çok makbul insanlardır. Allah o şehitlik mertebesini herkese nasip etsin. Ama kendi evine düşmesi, ateşin evet, çok ateşin daha farklı oluyor. Korun, insanın kendi evine düşmesi, kendi iline düşmesi daha farklı. Evet. Allah yar ve yardımcısı olsun milletimiz. Amin. Peki efendim, ekranlara biz ilk andan itibaren taşıdık. Siz de takipçimiz olduğunu belirttiniz. Evet. Bunu ekrandan görmek ayrı ama gelip burada birebir tanık olmak, çıplak gözle görmek nasıl bir şey? Malatya'yı nasıl gördünüz? Şimdi Malatya, tabii ki ekranda gördüğüm kadarıyla ben Malatya'yı, ulusal televizyonları da izledim ama ben normal şartlarda günde 10-12 saat, daha fazla gece 2'lere, 3'lere, 4'lere, 5'lere kadar televizyon izledim. Özellikle de bu Malatya Vuslat
TV'yi özledim, Necdet hı hı. kardeşimi özledim, Selahattin kardeşimi ve sizleri izledim. Yani bütün deprem sahalarını gezdiniz. Evet. Koşuşturmalar yaptınız, yıkılan yerlere insanları sevk ettiniz. Yani nokta işaretler yaptınız. AFAD'ı ve gönüllüleri oralara çektiniz. Ben size televizyon aracılığıyla bütün hemşerilerim adına, kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Gerçekten büyük bir hizmet yaptınız. Tabii ki diğer televizyon kanalları da maalesef diğer televizyon kanalımız da yıkıldı. Uzun süre kapalı kaldı. Tek başına bu işi siz yaptınız. Ben evet. size çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün Malatyalılar, hemşerilerim adına. Evet. Sayın Vekilim, yani şunu anladık ki biz millet olarak bu hamurumuz, bu mayamız o kadar güzel yoğrulmuş ki tırlar yollara dizildi. Yardımlar akın akın Anadolu'ya aktı. İnsanlar seferber oldu. Yani bir bölgede deprem oldu ama bütün dünya ve özellikle Türkiye'nin her yerindeki hayırsever iş insanları infak ettiler, yardım ettiler ve dondurucu soğukta bu yardımlar inanılmaz derecede bizi gururlandırdı, bizi onurlandırdı. Biz anladık ki biz iyi bir milletiz, iyi bir devletiz. Kesinlikle. Tabii ki bizim devletimiz gerçekten büyük bir devlet. Tarihimizle, geçmişimizle iftihar ediyoruz. Selçuklu'dan başlayan, daha ilerisi de var, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde 100. yılımıza gireceğiz. Gerçekten biz güçlü bir milletiz, büyük bir devletiz. Bu güçlü millet, büyük devlet inşallah bu yapılan yani depremin, bu asrın felaketinin de üstesinde geleceğine ben kalben inanıyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu 11 ilimizin ülkenin bu felakette kurtulmasından çok büyük rolü olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün kadrolarıyla, devletin bütün güçleriyle, ordusuyla, askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle, başta valisiyle, belediye başkanlarıyla, bütün kadrolarıyla, gönüllüleriyle, iş adamlarıyla sahada, İlk gününden belli sahada iş adamları dediniz, yardımseverler dediniz. Benim tanıdığım dostlarım var. Depremin birinci günü sahaya geldiler. Sahaya geldiler. Bir vatandaş anlattı bana, bir hemşerimi, bir sevdiğim abimin oğlunu, iş adamını Doğanşehir'de anlattılar. Erkenek'te anlattılar. Aynı gün 3 tane pantol değiştirmiş. Tozdan, topraktan sahaya inmiş. Bu çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Maddi manevi her şeyiyle destek verdiler. İş adamlarımız, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve Malatya'yı sevenler, Adıyaman'ı, Türkiye'yi sevenler, Hatay'ı sevenler, Antep'i sevenler. Herkes koşuşturdu. Allah razı olsun bunlardan. Evet, bir Fransız yazar da Türkiye'de gezerken, bakarken Fransız gazeteci şunu manşet atmış. Türkler çıldırmış olmalı demiş o tırlar gördüğünde, o yardımları. Türkler çıldırmış olmalı demiş. Çünkü Fransızın, çılgınca bir... Fransızın, İngiliz'in yani Anadolu diliyle, Malatya diliyle ecnebinin bizi anlamaları mümkün değil. Görünce anlarlar. Türk milleti geçmişinden, geçmiş tarihinden bugüne kadar milli duyguları çok yüksektir, kabarıktır. Böyle bir durumda herkes ayağa kalkar. Ki nasıl deprem olduğu günden, yani 6 Şubat'tan bugüne kadar Türk milleti ayakta. Evet. Yani maddi, manevi, her türlü yani desteğiyle. Belki küllerinden çok defa doğmuştur, yine doğar. Bu sefer doğar, de doğacak. Doğar inşallah. Kesinlikle. Güçlü bir şekilde ülkemizi bu faciadan, bu musibetten kurtarır inşallah. Sayın Vekilim, yola gidecekler. Evet. Bizim ısrarlı davetimizi kırmadılar, geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız ben için. Ben bu vesileyle de Malatya'da büyük emek sarf eden, başta valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer büyük ilçe belediye başkanlarımıza, tüm kamu görevlilerine burada teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Çünkü bu devletin ayakta kalması ancak kadrolarla olur. Milletvekillerimize, bütün siyasi partilere, bütün siyasi partilerin
milletvekillerine. Dün birlik günü. Birlik ve beraberlik günü. İstanbul'a gideceksiniz. Sayın Talat Zengin milletvekilimiz olarak Anavatan Partisi'nin o çok meşhur, şöyle elini tutardı ya, birlik beraberlik. Evet. Çok, şu hareket. Çok meşhurdu. Siz yine gidip bu hareketi yapıp Malatyalıları toplayacaksınız İstanbul'da, iş adamlarıyla, dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleriyle izlenimlerinizi aktaracaksınız. Onların Malatya'nın yeniden ayağa kalkması, yeniden var olması için büyük bir çaba sarf edeceğinizden şüphemiz yok. Ben iki dönem milletvekilliği yaptım. Bu milletin, Malatya'mızın, bu devletin evladıyım. Ben kendi, tabii ki sizin söylediğiniz gibi, iş adamlarıyla, çevremizle, bütün gücümüzle elimi taşın altına koyacağım. Malatya'ya belki defalarca daha geleceğim. Malatya'yı ayağa kaldırmak için devletimize destek vereceğiz. Hükümetimize destek vereceğiz. Milletimize yardımcı olacağız. Tekrar esnafımızın, sanayicimizin, yatırımcımızın ayağa kalkması lazım. İnşallah bunu el birliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapacağız. Şu anda bizi izleyenlere enkazda hani yaralı söyleyecek sözünüz, mesajınız varsa. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, milletimize başsağlığı diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralılara geçmiş olsun diliyorum. Siz Vuslat TV yöneticilerine, çalışanlarına da Allah'tan size başarı diliyorum. Başarınızın devamını diliyorum ki Malatya'nın sesini duyurasınız. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sizler de sesimize ortak olduğunuz için, çok bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Talat Zengin bizlerle birlikteydi. Bugün bizimle birlikteydi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Malatya Vuslat TV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Bayrak'la birlikte huzurlarınızda olacağız. Evet, koca yangını kovalarla ve normal bildiğimiz hortumla söndürmeye çalışıyor vatandaş, değerli izleyicilerimiz. Tabii ki o ne fayda sağlayacak? O da muamma. Mamutan getir. Ek iteye de gelmesin. Al getir, al.
Sen Mert'in baba. Abi bizimki Türk filmi gibi. Cinayet işlerini sonra polis geldi ya. Hani itfaiye hizmeti. Hadi. Evet, bu kadar yoğunluğun arasında değerli izleyicilerimiz, depremin her yerde çalışmaların devam ettiği sırada itfaiye görevinin başında ve şu anda yangın hafiflemiş olsa da itfaiye şu anda çalışmalara başladı. Burada tabii bir depo alanı, depo alanında yangın bu şekilde hemen itfaiye görevinin başına geldi ve müdahalede bulunuyor şu anda. Değerli izleyicilerimiz, az önce yangın vardı, bir depo yangınıydı, yani lastiklerin açık alanda depolandığı yerdeyiz. Şimdi Sincik yoluna doğru gidiyoruz, Fırıncı köyünün içerisinden geçeceğiz. Buradan da Fırıncı köyü, Mamürek dediğimiz Beydağ mahallesi köyü, o bölümde biraz çekimler yapmak istiyoruz. Bir de molozlar dökülüyor, yani enkazın molozlarının döküldüğü, harfiyatlarının döküldüğü yere doğru gideceğiz. Oradan da bakacağız, yani harfiyat çalışmaları nasıl oluyor, nereye dökülüyor, neler yaşanıyor. Sizlere Malatya'nın her yerinden, her bölgesinden, her mahallesinden, her köyünden, her mezrasından bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda Fırıncı köyünün içerisinden Beydağ mahallesine, Üzümlü, Beydağ olan bölgeye doğru gidiyoruz. Sincik yolundayız. Daha doğrusu üniversitenin yan tarafı, Elazığ yolunun hemen sağ tarafındayız giderken. Bu bölgeden size görüntüler aktaracağız. Bu bölgeden de yine bulabildiğimiz yaşam kesitleri sunmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hem aracımızla gidiyoruz, hem sizlere sunumlar yapıyoruz, hem bilgiler veriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, yaralar sarılmaya devam ediyor. Şu anda Fırıncı köyündeyiz. Fırıncı köyünün olduğu yerde Muş Belediyesi'nin aracı gelmiş ve şu anda vidanjör olarak hizmet veriyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ta Muş'tan gelmişler. Hoş geldiniz. Dur abimiz teşekkür ederiz. Siz de şu an ne yapacaksınız? Ailenin talması var. Talmasını açacağız. Kanalizasyon sıkıntısı. Muş'tan geldiniz. Muş'tan merkezden, Muş Belediyesi. Kaç ekip geldiniz? Ne kadar kişi geldiniz? Şu an 20 kişi buradayız. 20 kişi buradasınız. 20 kişi. 3 kamyon. 4 tane çöp arası. Bir viranjör. Elemanlarla beraber toplam 20 kişi. Kaç gündür buradasınız? 15. Evet, kısa bir arada turizm şube müdürü Ali Cengiz Bey var. O da 6 Şubat'tan itibaren birçok noktada bulundu ve hep bizimleydi diyebilirim. Ben Ali Bey sizden... Saat 2 deprem sonrası. Biz hemen soluğu Sayın Bakanımızın ve Valimizin talimatlarıyla Kongre Kültür Merkezi'ne depremzedelerin barınmasına, konaklamasına açmak amacıyla Kongre ve Kültür Merkezimizi açtık. Ve 102 hizmet, 17 tane de sağlık, psikoterapi, jandarma,
ekiplerinde olmak üzere 119 tane çadırımızla orada 20 gün süreyle hizmet verdik ve 20 günün sonunda da daha toplu bir şekilde hizmetin verilmesi amacıyla ve Kongre ve Kültür Merkezi'nin işlevine dönmesi amacıyla çadırlarımız şeker fabrikasındaki çadır kente taşındı ve bu süreçte başta Malatya ile ilgili Koordinatör Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynı gün sabahından itibaren sıcak mutfak tırımız hizmet vermeye başladı. Tabii ilk gün siz de biliyorsunuz ki yoğun bir kar yağışı, evet, ve özellikle Erkenek Tüneli'nin kapalı oluşu, Gürüm ve Sivas yolunun kapalı oluşu nedeniyle ilimizdeki de ekmek fırınlarının hasar görmesi nedeniyle biraz ekmek sıkıntısı, ama biz her zaman diyoruz bir elmanın yarısı elma Elazığ Malatya. Evet. Yoluna cevap verdiniz. Bir iş başardınız mı? Bir gerçek. Tabii başta kurum müdürümüz, bakanlığımızın bütün üst düzey yetkilileri bizlerle birlikte 7/24 oldu. Evet. Hizmet verdiler. Sizin de belirttiğiniz gibi biz Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 12 tane banyo faaliyeti geçirdik. Tabii bu banyo hizmeti verirken depremzedelerinin iç çamaşırında tutun da sabununu, şampuanını, havlusunu birlikte verdik. Yani Kongre ve Kültür Merkezi normalinde şeye göre dizayn edilmiş. Yani orada konserler olacak, tiyatro olacak, toplantılar olacak. Adı üstünde Kongre ve Kültür Merkezi. Bir anda kimin aklına geldiyse böyle insanların, binlerce insanın yuvası oldu, sıcak yeri oldu, insanlar oraya sığındı. Yani önemli bir misyonu görevlendiniz. Kültür merkezimizde tabii özellikle konaklayan ve barınan insanların en büyük ihtiyacı lavabo ve tuvalet. Bizim Kongre ve Kültür Merkezimizde toplam 48 tane tuvaletimiz var. Bunun 16 tanesi bayan, 16 tanesi erkek ve geriye kalan personel de engelli tuvaletleri var. 22 tane de seyyar tuvalet. Bakanlığımızın bir başka bölgeden taşıyarak Malatya'ya getirdiği 22 tane de seyyar tuvaleti vardı. İnanır mısınız, bu süreçte dışarıdan da çok bu ihtiyaçları karşılanması için gelenler oldu. Ama biz onlara da aynı hizmeti verdik. Ve sonuçta bütün Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları ve özellikle ben orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de teşekkür etmek istiyorum. O çadırların kuruluşunda, onlara hizmet verilişinde ve ilk etapta sıkıntı yaşamamaları adına sobaları ilk günler hep askerler yaktılar. Çünkü çadır kültürü ayrı bir kültür. Zehirlenme ve elektrik olayının yaşanmaması adına askerlerin de büyük bir fedakarlığı vardı. Yine emniyet mensupları Sivas, Erzincan, Elazığ, Giresun, Van ve yine özellikle ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok güzel hizmetleri oldu. Yani bizim Malatya'daki Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki barınan depremzedelerin yemek ihtiyaçları Kayseri ve Van ve Elazığ Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hemen yapmış olduğu bir ihaleyle
Günde 3 öğün 3 çeşit yemek çıkıyordu. Emeğe geçenlere bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle ben Kültür Turizm Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarımıza, başta il müdürümüze, şube müdürü arkadaşıma ve tüm çalışma arkadaşıma, 7/24 hizmet veren arkadaşlarıma da burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii bizim bu hizmetlerimizi her zaman kamuoyuna taşıyan, başta Vuslat Televizyonu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve onun üst düzey yöneticileri, genel müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri bizimle birlikte 7/24 halen de buradalar. Hizmet verdiler. Hizmetlerin aksamaması açısından onların çok büyük desteklerini gördük. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir olayları yaşamayız diyoruz. Hem bir depremzede olarak hem de kurum çalışanı olarak zevkle hizmet ettik. Şimdi koordinasyonu amirler yapar, koordinasyonu genel anlamda yöneticiler yapar. Siz de bakanınızla işte bütün koordinasyonu anlattınız. Bizim koordinasyonumuzu, bize söylediğiniz övücü sözlerin asıl mimarı da bizim koordinasyonumuz, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin Bayrak'tı. Ondan da biz bu süreçte Selahattin Bayrak'ın cesareti, Selahattin Bayrak'ın hani diyor ya, gözü karalığı olmasaydı yıkılmış bir binada bu kadar zorluklara rağmen şu an açık alandayız. Bu yayınlar olmazdı. Dünya Malatya'nın derdini, tasasını, ahengini, o anki var olan her şeyini bizim üzerimizden eğer bizim aracılığımızla bizler de sebep olduysak, işte onun mimarı da bizim için, bizim bakanımızdır. Onun da öyle demek lazım. Onun da yüreğine sağlık. Tabii Sayın Bayrak bu ateşi görünce Varil'de rahmetli Savaş Ay aklıma geldi. Onu da buradan rahmetle anıyoruz. Kendisiyle Akçadağ Levent Vadisi'ndeki mağaralara gittik. Nemrut Dağı'na gittik ve burada da Kernek Parkı'nda böyle ateşin başında birçok kez canlı yayın yaptı. Onu da buradan rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin diyelim. Selahattin Bey, ilk andan itibaren hiçbir şekilde ara vermeden devam ettik ve öncümüzde sizdiniz. Televizyonu karartmayı, kapatmayı, evet. Yani o anda depremde herkes, yani birileri oldu, sıkıntı yaşayan arkadaşlar, hiç aklından geçti mi? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Şu ateş sembol olarak yaktık ama biraz önceki Necdet abim diyeceğim, övgü sözleri ben değil, biziz. Biz bir ekibiz. İlk günden itibaren sabahın 6'sında mesaimize başladığımız gün itibaren hamdolsun 46 bin tane şehidimiz var. Hamdolsun biz bugün hayattayız. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah böyle bir daha acıyı hiçbir millete yaşatmasın diyorum. Bugün biz eğer nefes alıyorsak, bugün biz hayattaysak Rabbimin isteğiyle buradayız. Bugün canlı yayın yapabiliyorsak, her yer bizim için stüdyo. Necdet abi dağı taş demeden her tarafa gitti çekti. Allah razı olsun ondan ve ekibinden ve sizlerden de. Biz amacımız Malatya'mızı her anlamda dışarıdaki vatandaşlarımızı, şehrimizi görmesini istedik. Şehrimizdeki olan biteni görmelerini istedik. Biz bu anlamda Malatya Vuslat TV olarak 6 Şubat itibariyle her gün yayınlar yaptık. Ama bugün hamdolsun bizi izleyen izleyicilerimizin karşısındayız. Şu anda stüdyodayız. Evet. Şu anda stüdyomuz burası. Canlı yayınlar yaptık ama hep dışarıda yaptık. Bugün Necdet abim dışarıda yayınlar yaptı ama bugün buradayız. Burada hava soğuk mu? Evet soğuk ama bugün bu ateşi de yakıp bizi dışarıda izleyen, yurt dışında izleyen, diğer ileride izleyen tüm Malatyalı hemşehrilerimize ve diğer hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Biz şehrimizi ayağa kaldırmak için mücadele edeceğimizi söz verdik. Yine söylüyoruz bu ekranlarda, namusumuz olsun ki biz bu Malatya'yı ayağa kaldıracağız diyoruz. Nefesimiz yettikçe, Malatya bize sahip çıktıkça biz bu ekranı kapatmayacağız Allah'ın izniyle. Hiçbir güne kapatmayı düşünmüyoruz. Biz burada 5-6 kişilik bir ekiple hizmet yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir avuç kadardık. Şu anda kamera başında arkadaşlarımız, şu anda Hasan yok, içeride yayın yapıyor. Şu anda kameralarımızın başında kimse yok. Ama hamdolsun şu anda yayınımızı veriyoruz. Biraz önce Ali abi anlatırken gözyaşlarını tutladı. Şimdi bizim bu ölen vatandaşlarımızın 46 bin 11 ildeki vatandaşlarımız hepimiz bizim kardeşimizdir. Bizim
Şu anda Adıyaman'da Mercan TV yayın yapamadı. Bir hafta sonra başladı. Kahramanmaraş'ta yapamayan arkadaşlarımız var. Yine bizim Malatya'mızda yayın yapan Malatya Er TV bir hafta önce yayına başladı. İyi ki onlar da var. Herkesin işi gücü rast gelsin. Hepimizin ortak noktası şehrimize daha güzel yere götürmektir. Biz 6 Şubat'tan bugün 7-8 Mart'a kadar hizmetimize devam ettik. Bugünden itibaren yine Necdet abimizin önderliğinde haber merkezi ana haberini burada sunmaya başladı. Biz şunu istiyoruz. İnsanlar, biz her yeri gösteriyoruz. Her şeyi söylüyoruz. Emin olsunlar ki biz hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bağlı değiliz. Biz nefesimiz yettikçe bu şehirde olanları anlatacağız. Ama bu şehirde kahramanlar da var. Bu şehirde görünmeyen kahramanlar var. 17.04.17'den ilk depremden sonra saat 05'te Malatya itfaiyesi enkaz başındaydı. Onlara çok teşekkür etmek lazım. Necdet Hocam, onlar da enkaz başında canlarının parasında vatandaşı kurtarmak için mücadele. Askerlerimiz sokaklardaydı. O anda belki de havanın çok soğuk olması, yağışın olması, itfaiye ekibinin belki de hazır olmasındaydı. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Belki de o enkaz altındaki vatandaşlarımızla ulaşmamız. Ondan sonra biz sabah saat 8'de yayınlarımızı aldığımız an itibaren karına mücadele yapıyorduk. Dedik ki karşımızda televizyonumuzun binasının tam karşısında iki tane bina yıkıldı. Orada vatandaşlarımızın müdahale eden varken bize yayın yaptık. Yayın yapmamızın tek sebebi şuydu. Bizi izleyen ve dinleyen hiç kimse evine girmesin dedik. İkinci bir deprem söz konusu vardı. Trafiği açın dedik. Kan bağışında bulunun. Trafik açın dedik. Bizim çağrımızdan belki duyan Malatya Esenlik bir şirketi sular dağıttılar. Topkekler dağıttılar. Depolarını ilk günden. İlk günden beri halka açtı. Evet. 19.30'da beklenen deprem saat 13'te geldi. O da Malatya'nın tamamen yıkılmasına sebep oldu. Belki can kaybımız çok yok ama yıkılan binalarımız çok vardı. Biz isterdik ki, ben canlı yayında yaptığım ilk gün itibariyle ki ben bu ekranlarda hiçbir tane ölü haberi vermek istemedim. Ama biz geçtikçe, saatler geçtikçe daha korkunçlar resimler gördük. Ama biz şunu söylüyorum, biz öyle bir milletiz ki biz bunları üstleneceğiz. Tek şunu arzu ediyoruz. Rabbim minarelerdeki ezanımızı, dileklerdeki bayraklarımızı indirmesin bize. Biz inşallah öyle bir milletiz ki başımız dik oldukça biz hepsini Allah'ın izniyle yapacağız. Biz burada, ben sadece Vuslat TV'nin yönetim kurulu başkanı olarak ben değil, benim kardeşlerim de vardı. Benim burada abim Necdet Bey vardı. Burada benim arkadaşım Nigar da vardı. Bizi dışarıda yönlendiren, yapan bizim genel müdürümüz Belin Hanım vardı. Bizi dışarıda sosyal medyayı yapan Alper kardeşimiz vardı. Hasan vardı, Kadir'imiz vardı, Sefa'mız vardı. Biz bir aileyiz. Hikmet abimiz vardı. Biz şunu söylüyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde daha çok günler yayın yaparız. Biz burada yayınlarımızı hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Burada Sayın Malatya Valisi... En zor anda kesmedik. Kesmedik. Yani onun için sordum, dedim ki o yıkıntıların olduğu anda, binaya girilmediği zaman hani nasıl yayın vereceğiz endişesi taşıdın mı? Şimdi Nigar, yani şarteli indirmedin yani. O anda, o cesaret. Depremden hemen sonra Nigar arkadaşımla sizde yayın yaptık. Evet. Ama o anda da siz karnen dışarıda yayın yapmaya gittiniz. Siz nasıl gelip de benimle beraber stüdyomdaki binaya girip de yayın yapıyorsanız, o zaman bu kardeşiniz de size canı feda olsun. Biz de gireceğiz dedik. Allah size razı olsun. Yani ekipçe biz hiçbir anlamda kimseyi, ben gözü kara gördüm. Necdet Bey'i gözü kara gördüm. Nigar'ı gözü kara gördüm. Niye? Biz Malatya'mıza ses olmamız, göz olmamız, kulak olmamız gerekiyordu. Biz Malatya, bizi izleyen yurt dışında, yurt içinde bütün Malatyalılar bizi her an izliyordu. Bugün akşam bir mesaj aldığımda o kadar duygulandım ki, Malatya'mızda tanınmış, Malatyalı değil ama Bingöl'de olan, yine bu da Malatya'da işler yapan Medeka var. Sedat abim. Sedat Alkray.
12 yaşında bir çocuğu var. Bana yazmış Necdet, demiş ki nasıl bir program yapıyorsunuz? 12 yaşında oğlum Ankara'da, annesi diyor ki Vuslat'ın önünde kalkmıyor. Ne tür izliyor anlamadım. Baba bana bilet al. Treni aradım, 127 TL. Otobüs 550 TL. Ben de gidip orada su dağıtayım depremzedelere diyor. 12 yaşında Malatya'dan gitmeyen bir kardeşimizi, biz diyoruz ki bizi izleyen tüm Malatyalı hemşehrilerimiz sadece bir kısa ara versinler. Ama tekrar dönsün bu şehre gelsinler. Her 12 yaşında Emir'im, Emir kardeşimiz babasına bir mesaj atıp da baba ben otobüsü sordum, treni sordum. Ben de Malatya'ya gidip su dağıtayım demesi, bu ne kadar güzel değil mi? Bütün yayınımıza bedel. Yani ben burada o Emir kardeşime Allah uzun ömürler versin. Yüreği kalbi çok temiz. Babasına bu mesajı attığı için, geldiği için. Necdet abi, dün biz Talat Bey'le Akçadağ'dan başladık. Ören, oradan Polat. Beni Almanya'dan vatandaşlar aradı. Bizim şu evimizin de kısmını çeker misiniz? Ben tanımam etmem, bize gönderdiklerini. Biz her taraftaydık. Siz her taraftaydınız. Depremin dördüncü günü Yeşilyurt'tan bir mahalleye giderken Hasan arkadaşımızla çıktınız. Binaların yıkılma anında koşarak yanıma geldi Nigar. Selahattin Bey, Necdet Bey binaların aralarından gidiyor. Yani düşün, öyle bir şey ki, bir haber, öyle bir televizyon aşkı var ki, binaların yıkılmasını değil, biz binaları vatandaşlarımıza göstermek için canımızı pahasına gittik. Necdet abi, yıllardır beraber çalıştık. Burada sizin emeğiniz çok. Mesela bizim 6 Şubat'tan bugüne kadar yalnız bırakmadınız. Bizim her anda aradınız, geldiniz, gittik. Hiçbir arkadaşımız bizi yalnız bırakmadı. İnşallah da bundan sonra yalnız bırakmayız. Biz 6 Şubat'tan bugüne kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan ekibi sahadaydı. Yeşilyurt Belediye Başkanı, Battal Gazi Belediye Başkanı sahadaydı. Biz şu anda o kadar büyük bir enkaz altındayız ki belki resmi çok farklı görebiliyorlar. Ama resmi önümüze koyduğumuz anda Malatya'nın 10 yıl geriye gittiğini göreceğiz. 10 yıl boyunca bu şehri nasıl ayağa kaldırabileceğimiz hesabını yapmak zorundayız. Ben hiçbir anlamda şu anda vicdanen çok rahatım. Biz televizyonlar reklamlarla ayaktayız. Reklamlarla almış olduğumuz parayı, uydu kiramızı ve çalışan arkadaşlarımıza maaşlarını ödüyoruz. Ben yine burada deprem anında beni yalnız bırakmayan, ben hiçbir anlamda maaş almak istemeyen, babamın yanında kalıyorum diyen Nigar'a, benim emekli maaşım var ama ben tek başıma evde kalıyorum, para almıyorum, Selahattin yanındayım, abinin kardeşim diyen Necdet abime Allah razı olsun. Para istemeyip maaş istemiyorum, bu televizyon ışıkları kapanmasın diyen tüm arkadaşlarıma Allah razı olsun diyorum. O kadar ki yüreği temiz insanlarsınız ki, o kadar bu Selahattin Bayrak ve ailesinin tek başına yapacağı bir iş değil. Biz bir ekibiz, biz bir aileyiz. Bugün burada bu saatte bu yayını yapabiliyorsak, bizi ekranları başında dinleyen tüm Malatyalılar, bize sadece manevi değil, maddiyat değil, dualarıyla destek olsunlar. Biz duaların inşallah ayakta kalacağız. Bu ekranlarda Allah nasip ederse yarın akşam AK Parti İl Başkanlığı'na konuk edeceğiz. Cuma Battal Gazi Belediye Başkanı alacağız. Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ekranlarda almak istiyoruz. Onlar da Malatya'nın bize yapılanları anlasınlar diye. Bizim ekranımız hiçbir gün hiçbir kesime kapanmadı. Nasip olursa pazar günü akşamda Vela Baba'yı alacağız yanımıza. Necdet Bey, biz burada yaparken hiçbir anlamda hiçbir partiye yakınlık uzaklık mesafemiz yapmadık. Ortak paydamız devlet dedik. Herkese kapımız açık. Devlet dedik. Biz bayrak dedik. Ezan dedik. Eğer bugün 31. 32. günü halen ilk günkü gibi gözyaşlarımızı tutamıyorsak, halen o ölen kardeşlerimizin arkasında ağlayabiliyorsak, ben hep söyledim şunu,
Yıkılan giden mal gelir ama can gelmez. Rabbim böyle hiçbir zaman acı yaşatmasın. Bu acıyı da hiçbir zaman unutmayalım. Biz bugün itibariyle vatandaşlarımıza Rabbim inşallah kolaylıklar sağlar. Şu anda herkes çadırda kalıyor. Çadır olmayan vatandaşlarımız var. Yemeği olmayan vatandaşımız var. Aşı olmayan vatandaşımız var. Şimdi belki biz televizyoncuyuz, belki bizi izleyen vatandaşlar siz her yere gidemiyorsunuz diyorlar ama biz her yere gidiyoruz. Emin olun gidiyoruz. Bizim de belli bir yerimiz var. Ama biz ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Biz inşallah 6 Şubatlar hiçbir zaman unutmayacağız. 6 Şubatlar bizim kalbimize, beynimize yaşadı. Hiçbir günde biz yapılan hiçbir iyiliği de unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki, bugün yazma vaktidir diyor. Biz yazacağız, vakti ve saati geldiğinde yazdıklarımızı açıp okuyacağız. Şunu iyi bilin, bizi hiçbir kimse hamdolsun yıkmadı, yıkamaz. Ve buradayız. Tek başına olan bir Selahattin değil, çokluğuz biz. Biz bugün defterlerimizi yazacağız. İyi günde ve kötü günde bizi arayanların hepsine tek tek döneceğiz. Hepsine tek tek Allah razı olsun diyeceğiz. Bugün biz eğer burada gönlümüzü ve kalbimizi burada eğer açmışsak tüm Malatyalara, emin olsun bugünden sonra da hiç kimse bizi Allah'ın izniyle yıkamaz. Arkamızda bir Malatya var. Arkamızda bir Türkiye var. Biz günlerdir yapmış olduğumuz yayınları Necdet abim çıktığında, inanın ki ben dün bir ilçedeydim. O beyaz saçlı abim ne güzel konuşuyor. Demek ki isim bilmeyen Necdet abi beyaz saçlı deyip tabii ve yüreğini yapan insanlar. Bunların duası bize yeter Necdet abi. Bunların bize yeter. Yeter ki biz gönülden olalım. Eyvallah. Biz 6 Şubatları çok göreceğiz inşallah. Evet, buradayız. Ben kısa bir şey sormak istiyorum. Biz büyük bir felaket atlattık. Bunu unutmamız mümkün değil. Evet. İlk andan itibaren ailemizi bırakıp birbirimize koştuk. Evet. Yayın yaptık. Hep ayakta durduk ve hep bir şey anlatmaya çalıştık. Biz de depremzedeydik, biz de korktuk. Hatta belki daha çok korktuk çünkü hep daha kötü yerlerdeydik. Ben bir de duygularınızı almak istiyorum. Hizmeti, yayını, her şeyi şimdi bir kenara bırakıp. Ben şöyle söyleyeyim. İlk çıktığım an itibariyle evde ben, benim bir kardeşim o da. Yani benim Osman, Murat, abim Ahmet, Mehmet gibi Hasan kardeşim var, Hasan Alan. Beni aradığında ben onun patronu değilim. Onun bana dayı demesi yüreğimi yapıyor. Ben ilk ona koştum. Ondan sonra Necdet abiyi aradım. Ondan sonra önce ailemden önce onları aradım. Benim önce ailem, çalıştığım arkadaşlar, daha sonra kardeşlerimle yaptık. Öyle bir şey ki sevdiklerimin telefonuna ulaştığım an itibariyle ben o anda biraz rahatladım. Sonra kendi ailemi ve kardeşlerimi aradım. Ne yaptınız, hayatta mısınız, sağız dediler. Ben arabana dönerken öyle bir şey ki abimin evine ben bulamadım. Yani nerede olduğunu bilmiyorum. Ya Hasan, nereye gideceğiz diyorum. Hasan biliyor. Biz batı etmemiz varken doğuya gidiyoruz. Yani tam terse gidiyoruz. O nasıl bir psikolojiyse. O kadar. Ya vatandaşlar sokakta. O anda ablamı almışım, Necdet abi almak zorundayım. Televizyona koşacağız. Hastane orada. Yani. Necdet abi koşuyor. Ben diğer arkadaşları arıyorum. Yani Rabbim böyle bir acı daha yaşatmasın. Bu arada da ulusal televizyonlara da habire ses mesajı gönderiyorsunuz. Lütfen alt yazınız, duyurularınızı yapın. Trafiği açsınlar, ihtiyacı olmayan arabanı çeksinler, ambulans gidecek, itfaiye gelecek diye de sürekli Anadolu Yayıncılar Derneği'ni Sinan başkanımıza ben şunu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun biz bir Türk'üyüz. 85 milyonuz. Biz biriz. Bugün Ali abi biraz önce anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Gerçekten ben de gururla onları anıyor, onları sayıyorum, Elazığ'ımız. İyi ki var ki Elazığ. İyi ki var onlar.
İyi ki var Diyarbakır'ımız, Mardin'imiz, Hakkari'miz. Ama Elazığ bizim kardeşimiz. Kardeşlerimiz bizim. Bize kapılarını açtılar. Necdet abi, bu ne kadar büyük biliyor musunuz? Biz o anlamda ikinci depremi ben Halit kardeşimle Nigar'ı eve bırakmaya giderken yolda yakalandık bıraktıktan sonra. Allah şahit olsun ki ben deprem anında ben önce arkadaşlarımı aradım. Nigar'ı aradım, telefondan ağlıyor, kapı açılmadı, abim zor yetişti dedi. Şimdi öyle bir şey ki o anda bütün ailem de hem evdeler hem iş yerindeler. Ama öyle bir şey ki bizim aynı kanda olmamız değil ama biz aynı dindeyiz, aynı dindeyiz. Göz rengimiz var, gözyaşı rengimiz yoktur. Bizim o anda o duyguları, o anı anlatmak o kadar zor ki. Elimizde öyle bir anda kar yağıyor, çok soğuk. Rıfat abi, Rıfat Gökçe'yi, onu da Allah razı olsun, o da bizden ilk gün yayın yaptı. El soğuk, her dakika bir şey yapıyoruz. Ya işte Kızılay'a kan verin diyoruz, su getirin diyoruz, ekmek getirin diyoruz. Trafiği kapatmayın. Biz aynı gün akşam Garaje sitesinde yine böyle bir arkamızda ateş varken canlı yayın yaptık. Elazığ'a çağrıda bulunduk, dedi ki bize ekmek gönderin. Yani öyle bir şey ki çaresizsin. Milyonların olsan olacak ki. Paranın kağıt olduğu dönem. Ekmek bulamıyoruz. Su bulamıyoruz. Rabbim hiç kimseye, ben her yayında söylüyorum, hiçbir millete, hiçbir devlete böyle acı yaşatmasın. Evet. İki depremin arkasında siz daha kalkınmaya mücadele ederken ikinci depremle daha büyük bir yıkıntı. Üçüncü depremle daha mücadele ettiniz. Ama şunu bizi iyi bilsinler, iyi izlesinler. Tüm Malatyalılara söylüyoruz. Lütfen şehrimizi terk etmeyelim. Lütfen Malatya'mıza gelelim. Lütfen Malatya'mızı yalnız bırakmayalım. Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Lütfen sandıkları gelelim. İstediğimiz vekilleri gönderelim meclise. Bu bizim kaderimiz. Deprem Allah'tan gelmiş afet. Ama bu diğer bir daha depremler yaşamayalım. Daha iyi sağlam konutlarda oturmak için bizi idare edecek siyasileri, bürokrasileri seçelim. Biz bu saatten sonra düzelmemiz için birlik ve beraberlik olmamız gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkisi olmaması gerekiyor. Bugün Fahri Kayhan'da bina dikilmesi için izin veren belediye başkanları hesap vermek zorunda olacaklar. Bugün orada imar komisyonunda imar izni verip de yandaşlarına eğer bir şey yapıyorsa adaletin önüne çıkması lazım. Duygu budur. Yani o andaki duyguyu yaşamak söylüyor ya Nigar. O duyguyu ben neden yaşadım? Neden o duygularımı sağlam binalardan inşa etmedim ki? Ali Cengiz abim ve eşi 85 yıllık emeğini toplayıp bir binaya yatırıp o bina şu anda yerine bir olmuş. Ali abiyi bilen herkes de bilir, yazık günahtır. Bizi kimse hayatımızı hiçe sayamaz. Hayatımızı hiçe sayan kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacak bu. Ya öyle bir enteresan bir şey ki 30 yıldır, hani isim vermeyeceğiz, 30 yıldır 10 tane belediye başkanı devirmiş. Belki 5-6 tane iktidar devirmiş gelmiş. Belediye meclis üyesi, hala belediye meclis üyesi, 30 yıldır aynı adam ve hep de imar komisyonu. İsim önemli değil. Ya bu bizim kaderimiz mi? Yani bir yakın 30 süreçte... yıldır. Ya Necdet abi ben şunu söyleyeyim. Yani bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu kader 14 Mayıs'ta tecelli edecek. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı eğer her ildeyse, bizi Ankara'yı anlatmaktan çekinen milletvekillerimiz var ise, bu muhalefette iktidarda kim olursa olsun,
bizim şehrimize sağlam bina yapmayan belediye başkanlarımız var ise bunların hesabını verecek. 14 Mayıs'ta milletvekiline, 2024 Mart'ında da belediye başkanlığında. Biz burada tüm belediye başkanlarımızı suçlu demiyoruz. Suçlu olan belediye başkanlarımız. Diğer dönemde görev yapmışsa... Otursun kendileri düşünsün. Diğer dönemde milletvekilliği belediye başkanlığı yapmış. Milletvekilliği belediye başkanlığını bırakmış, müteahhitliğe soyunmuş. Belediye başkanı ile çocukları, evlatları, amcaoğullar müteahhitliğe devam etmiş. Bunlar eğer kim ise hesaplarını burada bizim gazeteci arkadaşımız Temur, Mahir Temur da yazdı. Hesap herkes verecek. Bugün Malatya'mızda 1400 tane canımızı eğer biz toprağa gömmüşsek, sayısız yaralımız, bu şehri 10 yıl geriye götürmüşsek, biz bu şehirde eğer biz anasız, babasız, kardeşsiz bırakmışsak, bunların hesabını verecekler. Bunun hesabını lütfen ve lütfen bizi izleyen yargı, bizi izleyen adalet bunları tecelli etmek zorunda. Müteahhitlerde suç vardır yoktur bilmelim. Şu anda 30 tane müteahhit alınmış. İnşaat mühendisi alınmış. Bu 30 tane müteahhiti alınırken tek onların mı suçu vardı? Tek onlar mı bu şehirde yaptılar? Tek onları mı burada onu binaları gitti? Onu denetleyen yok muydu? Ona imza veren yok muydu? Onun önünü açan yok hesaplar muydu? Hesaplar sorulacak. İşte bu 30 yıldır meclis üyeliği yapan insanlar şimdi var. Neden? Vardır. Kamuoyunu farklı yönlere yapan biz uydu kanalıyız. Biz ulusal bir kanalız ama biz bugün diğer kanallar gibi, büyük kanallar gibi değiliz. Gündemi değiştirmek için bir belediye başkanını, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ı yayına alacaksınız. Efendim diyeceksiniz ki siz cenazelerinizle mi övünüyorsunuz? Be zavallı adam. Biz Müslümanız Müslüman, elhamdülillah Müslümanız. Benim orada kardeşim de ölebilir, annem de ölebilir, ben de ölebilirdim. Beni İslam şartlarına göre, yanlış mıyım, defnetmek zorundayız değil mi? Bazı illerimiz de kepçeyle yapıldığı işerek için aslında ona itinaden bir açıklama. Yani bunları böyle yapamayız. Sen orada o zaman iyi bir gazetecisen, imarı soracaktın. Binayı soracaktın. Ne yapıyor Malatya diye soracaktın. Ruhsatı soracaktın. Bunları yapacağız. Biz gündemleri başka yere yalmayacağız. Bugün herkes yani devlet şu anlamda şunu yapmak lazım. 11 ilde oldu bu deprem. 14 milyon direkt, 26 milyon en direkt vatandaşımız bu depremde etkilendi. 14 milyon. 2020 Ocağı'nda Elazığ, Sivrice'de olan deprem tek bir ildeydi. Ama biz ondan hiçbir ders çıkarmamışız. Yine o süreçten sonra 14-15 katlı binalar, ruhsatlar verilmiş. İşi kadere bırakmışız. Biz yoksa çok iyi bir fırsat yakalamışız ama Malatya olarak onu değerlendirememişiz. İşte yani. Acaba o dönem içerisinde hasarlı veya verilen binalarımızın denetimi yapıldığı an itibaren neler yaptık? Ben biraz önce kriz masasında Sayın Taras Zengin Bey'le oradaydık. Oturuyorduk. Yanımda AK Parti il başkanı vardı. Selahattin, iş yerim gitti. Evim gitti. Çok sevdiğim Malatya'm gitti. Canımın yarısı olan annemi kaybettim dedi. Ben şu anda sıfırdayım dedi. Başkanım, benim televizyon, benim ekmek teknem olan merkezdeki iş yerlerim gitti. Ama şuna inanıyorum ki canımız sağ. Hamdolsun ki biz şu anda ayaktayız dedik. Bu bizim için çok büyük. Biz sağ olmamız yeter. Ama şunu söyleyelim. Nefesimiz yeterse biz hiçbir gün, size namus sözü söylüyoruz, biz bunun peşini bırakmayacağız. Bizim kanımızın son damlasına kadar, bizim reklamlarımızı kesseler bile, bize para vermeseler bile, bizim Allah'ımız yanımızda, biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Biz doğruları burada söyleyeceğiz. Bunu çok iyi bilsinler. Bizim paramızı, reklamlarımızı kim keserse kessin. Hesabını vermeyeceğimiz hiçbir şey yok. Biz bugün eğer yayınlarımıza devam ediyorsak, biz burada
önce Yayıncılar Dernek Başkanı'na, sonra Ulaştırma Bakanımıza ve hükümetimize Allah razı olsun. İnternet yayınla yapmaktan önce biz uydu bir kanalıyız. Bizim uydu kanalımızın ücretlerini ertelediklerini söylediler. Ertelediklerini söylediler. Yaparsa da Allah razı olsun. Yapmasa da Allah yine onunla da razı olsun. Biz nefesimize sonuna kadar yapacağız. Bizim tek korkumuz şu olsun. Tek korktuğum şu. Eğer bizim arkamızda Malatya durursa bizim bileğimizi kimse bükemez Allah'ın izniyle. Bizi reklam paralarımızı keserek bizi susturmaya çalışanlara şunu söylüyoruz. Bizim arkamızda önce 850 bin sonra da 85 milyon Türkiye var. Biz artık bir Malatya değiliz, bir Türkiye'yiz. Şimdi onu söyleyelim. Biz değerli izleyicilerimiz, bir tane kanunsuz, usulsüz, vicdansız, hiçbir şeye uymayan Sayın Yönetim Kurulu Başkanı söyledi, ben onu açayım. Bir haber yaptık, ismini vermeyeceğiz. Sadece bir haber yaptık. Ertesi gün 3 firma, birisi hemşerim dedi, biri dayım oğlu dedi, biri amcam oğlu, her neyse, 3 firma reklamlarımızı kesti. Hiç alakasız bir alanda. Yani bunu onun için söyledi. Yıldızlar mı? Yok, biz yine haberimizi yaptık. Gene gittik, haberimizi yaptık. Gene üstüne gittik. Gene gitmeye devam edeceğiz. Ben şunu söyleyeyim Necdet abi. Benim arkamda kardeşim Osman, abim Ahmet, Murat, Mehmet abim var. Vallahi de billahi de bizim hiçbir arkamızda hiçbir gücümüz yok. Önce Allah, sonra ailem var. Ben burayı 40 aydır nasıl yönettiğimi Allah'ın izniyle yönettiğimi söylüyorum. Ben burada ekran karşısında kendimi acındırmak istemiyorum. Ben bu ekran karşısında bize yardım edin demiyorum. Diyorum ki bize 46 bin, şehrimize 1400 şehidimizin hakkını arayacağız diyorum. Hakkını arayacağız. Ali abimin 85 yıllık emeğini yerle bir eden müteahhite hesabını sorduracağız. Siyasete siyasi verecek, başkansa başkan verecek. Biz yargılamayacağız. Biz soracağız, onlar cevaplayacak. Biz bu ekranlarda ulaşamayanlara, siyasiye ulaşamayanlara, bürokrasiye ulaşamayan vatandaşımızın gözü kulağı olacağız. Biz onların derdine derman olacağız. İnan ki biz hiçbir kimsede maddiyat değil. Bize dua etmeleri yeter. O dua Allah'ın izniyle bizi daha çok uzan götürür. Eğer bizim arkamızda bugün Malatya Vuslat yazıyorsa, Malatya'daki vatandaşlarımızın bize vermiş oldukları duadan dolayıdır. Evet, müdürüm, türkülerle Anadolu'yu yapardın. Yine yakın zamanda Arguvan havalarını söyletirdin. Geldik. Ateşin başındayız. Selahattin kardeşim dedi ki bizim tek şeyimiz bunu unutmamak. Ben de şunu söylüyorum. Malatya'da yaşayan insanların doğum tarihi 6 Şubat. Evet. İnsanlar her yıl doğum tarihini hiç unutmuyor. Biz 6 Şubat'ı unutmayacağız. Biz 6 Şubatlarda unutmayacağız. Bugün eğer gözyaşında duruyorsa Ali abimizin, Ali abi inanın ki hiçbir anlamda Türkiye 6 Şubat'ı unutmaz Allah'ın izniyle. Unutmamakla beraber sadece anacağımız bir gün olmasın. Lütfen bundan bir ders çıkaralım. Çıkartmak da zorundayız. Aynen. Müdürüm, hani orada o kadar insan var. Geziyordum sizin Kongre Kültür Merkezi'nde. Öyle bir hikayeler var, öyle bir insanlar var. Yalnız unutamadım, bir şey vardı. Küçücük bir keçi yavrusu vardı. O da sizin misafirinizdi. O çok dikkatimi çekti. Annesi ölmüştü depremden. Onu almışlardı. Yani ben ona çok şaşırmıştım. Yeşiltepe'de yaşayan bir aile. Tabii canlı yayın yapmıştı bu arada. Canlı yayın da yapmıştı orada. Annesi keçi depremde vefat edince hem bir süt mamalarını veriyorduk. Mama da yani, süt de veriliyordu. Aile can. Aile alıyor. Ali koşuyor, anne. Ev sahibi baba diyor ki onu kurtaracağım. Yani hayvanın da can, biz de canız. 20 gün süreyle biz oradaydık. Biberonla, sütle. Unutamadığın bir kare var mı? Unutamadığın bir söz var mı? O kadar gezdin. Çok
yoktur da. Hani böyle diyor ya, seni en çok etkileyen neydi? Mesela ben etkileyen birkaç kare vardır. Ben onu ilerideki zamanla belki kitap olarak yazarım. Ben etkileyen bir manzara vardı. Yani biz yönetim kurulu başkanımız ve bizim duyarlılığımız, 30 yıllık gazetecilik tecrübemizden dolayı ne kopan bir bacak verdik, ne ezilmiş bir kafa verdik. Çünkü bu sonuçta sosyal medyaya düşecek. Evet. Onun yakınları var. O bizim annemiz babamız da olabilirdi. Yani ceset üzerinden tepinmek, ajitasyon üzerinden onu göstermek yayıncılık değildir. İkincisi, hiçbir zaman kötü şeyleri bu mikrofona taşımadım. Dedim ki bu mikrofondan yani ve hiç montaj yapmadık. Hiçbir görüntümüzü de silmedik. Emin olasınız ki. Çünkü montaj yapacak alet edevatımız yerimiz yok. O izlediğiniz görüntülerin tamamını olduğu gibi yayınladık. Bizi görenler o ciddiyeti anladılar. Bir şuydu. Birincisi şuydu. Kimseye küfrettirmedik. Kimseye hakaret ettirmedik bu mikrofondan. İkincisi kötü şey göstermedik. Eğer insanlar bugün buraya Ali Karakuş geldi. Bize küfredenlerin de ben kaçtım. Kaçmak zorundaydık. Ya örnek verin. Edenle de kaçtık. Ali Karakuş geldi dedi ki Teoman Bey dedi. Teoman Bey iki tır eski parayla 3 trilyon bugünkü parayla 3 milyon liralık elinde olan malzemesi temizlik malzemesi göndermiş. Şimdi ben kötü şeyleri, hırsızı, arsızı gösterirsem o temizlik malzemesi buraya gelmezdi. Tırcı geri döner giderdi. Ben kime hizmet ediyorum? Ben bu şehre niye hizmet edeyim? Ben bu insanlara mı edeceğim derdi. Evet. Çinli Li 20 yaşında tırnaklarıyla kazıyordu ben gördüm. Ama bir arka sokakta yağma yapılıyordu. Din kardeşim tırnak içinde. Ama ben o yağmayı çekmedim. Çinli'yi çektim. Yağmayı çekseydim insanların yardım duygularını, insanların iyiliklerini köreltirdim. Sizin hani orada o manzarada unutamadığın bir şey var mıydı mesela? Tabii hemen hemen günün her saatlerinde Selahattin Bayraktar yanımıza geliyordu. Bu saat televizyonu da bizi orada hiçbir yalnız bırakmadı. Ama 20 günün sonunda Kongre Kültür Merkezi'nde boş olunca onu üzüldük yani. Çünkü orada hizmet verirken evde çorabını giymeden çıkan bir aileye çorap vermek, üzerinde elbisesi olmayan bir elbise vermek gerçekten bizi hizmetimizi daha bir şevklendirdi. Ama 20 gün sonra Kongre Kültür Merkezi'nde oradaki çalışanlar insanlarla baş başa kalınca insan ona üzüldük yani. Alışmıştık onlara. Evet, bir oldu. De depremden çıkınca ilk aklıma gelen torunum oldu. Hemen ona koştum. Yani onu hiç aklımdan çıkaramadım. Ama Allah'a şükür ki onlara da bir şey olmamış. Bir kez daha vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ama biz 6 Şubat bizim Malatya insanının doğum tarihi diyorum. Biz nasıl ki doğum tarihlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bundan böyle de 6 Şubat'ı unutmadığımız gibi de unutturmayacağız. Yani bunu sadece bir o günün deprem günü olarak değil de ama bu kadar insanın emeğine bir maket süsleyip bir maket satar gibi ev satanların da peşini bırakmayacağız. Şahsımız olarak, arkadaşlarımız olarak, dostlarımız olarak ama bunun gittiği yere kadar da gideceğiz. Yani. Hukuk önünde. Hukuk önünde tabii. Nigar kardeşim de tabii o hani kadın refleksi, o daha zarif, daha naif olan duygularıyla genelde gittiği yerde gözyaşlarına hakim olamıyordu. Ben de bir iki yerde böyle kapıldım ama kendimi toparlamaya çalıştım ama Nigar biraz daha duygusal anlamda Nigar unutamadığım bir şey varsa söyler misin? Yani inanın öyle bir şey ki her görüntü öyle görüntüler gördük ki biz sadece görmekle kaldık. Anlatamaya bile artık bizim dilimiz varmadı. Çünkü her noktadaydık, her yerdeydik. Bir evin anahtarı, böyle enkazların yanından geçmek çok ayrı ama o enkazların içine girip o enkazları anlatmak çok ayrı. Ben oraya Hasan'la beraber gittiğimde hiç açılmayacak bir kapının anahtarı, hiç olmayacak bir kapının anahtarını avucumun içine aldım. Ve artık ne orada bir daire vardı, ne bir yuvayı açacak bir anahtar vardı.
sadece bir anahtar avucumun içindeydi. Bu sadece bir tanesi. Çok acı. Ama diyorum, bu bizim için büyük bir yıkımdı ve bizim için büyük bir dersti. Biz bunu unutmayalım. Biz bundan ders çıkaralım. Sadece olan diğer depremler gibi, Gölcük depremi gibi gününde sadece anmayalım. Anmak için sadece o gün geldiğinde rahmetle anıp insanlarımıza tekrardan rahmet dilemeyelim. Biz gerçekten artık bunun için bir şeyler yapalım. Evet. Şimdi hani 30 yıllık neredeyse tecrübemiz var. Unutamadım, bir şeyi anlatayım ama çok da anlatırız. Şimdi genelde muhabirler ya da mikrofon tutanlar kameramanlarla hep böyle cedelleşirler. Yani hep böyle tartışırlar. Hasan niye burayı çekmedin? Hasan bu kare nasıl atlatılır? Halit niye burayı görmedin olur? Hep niye çekmedin olur? Değil mi? Hasan gel buraya, Hasan burayı çek, hep böyle işaret ederiz. Halit şurayı gör falan yaparız. Akpınar'daki o otoparkın yanında yıkılmıştı ev, kar yağıyor. Biz gittik. Halit de enkazın üzerinden geliyordu. Ben ondan önce gittim. Bir aralıktan baktım, kurtarma çalışmalar var. İlk defa 30 yıllık hayatında Halit burayı çekme, Halit gelme dedim. İlk defa bir kameramanı çekme ve gelme dedim. Çünkü bir anne bir yavru göğsünü emerken, ikisi birden vefat etmişlerdi. Annenin göğsünü emerken ölen o yavruyla annenin cenazesini orada gördüm. Halit burayı sakın çekme, burayı gösteremeyiz dedim ve geri döndük. Unutamadığın öyle bir anlar ve kareler vardır ki insanın hayatında böyle bir film şeridi gelir ama bazı yerde durur böyle. Unutamadığımız güzel şeyler de var. Ben isterseniz birkaç güzel şeyden bahsedeyim. Birincisi şuydu. Şeye gittik, çok yere gittiğimiz için Kurcaova'ya gittim, dolaştık, gezdik. Bir evin orada üst üste çuvallar var. Çuvallara baktım, bir tanesinin köşesi yırtılmış, fındık kabuğu var. Kayısı çekirdeği kabuğu değil, hani Malatya'ya göre. Fındık kabuğu, orada birine sordum, dedim ki bu fındık kabuğunun burada ne işi var, yani bu hayırdır dedim. Abi dedi, Giresun'dan dedi, bir köylü kamyonetine yüklemiş, varım yokum hepsi bu, yakıyorum demiş. Ali abi, bizi ağlatma. Fındık kabuğunu yakmak için Kurcaova'ya getirmiş, bütün varım bu demiş ve fındık kabuğunu yakmaya getirmiş. Trilyonlar katrilyonlar işte o fındık kabuğunda gizliydi. Kadir Uşağı'nda vatandaş dedi ki ekmek istedik, su istedik, yağ geldi, o geldi. Fakat dedi Bingöl'den birisi dedi kamyonetine yüklemiş. Hayvanların yeminin yarısını bize getirmiş ki hayvanlarımız aç kalmasın diye. Bunlar unutulmayacaktır. Yine Tevfik Temelli'de geziyoruz, Hasan'la beraberdik. Bir Doblo tarzı bir araba, hani arkası açılan bir aracın içerisinde. Bizi gördüğü için değil. Ağlıyor, gözyaşları pilavın içine akıyordu. Küçük tüple pilav yapıyordu. Evde salça, 3 tane de sarımsak, soğan bir şey bulmuş getirmiş. Oradaki madencilere pilav yapıyordu. Ve ağlayarak pilav yapıyordu. Sordum ki, sen Malatya'da akraban var mı? Malatya'da tanıdığın var mı? Malatya'ya hayatımda hiç gelmedim. Ordu'da duydum deprem olmuş. Abi geldim burada, ne yapabilirim? Ben çok fazla yemek yapmayı bilmiyorum, pilav yapmayı biliyorum. Şimdi madenciler çalışıyor, onlara bu pilavdan yedirmek istiyorum. İşte bu iyilikleri anlattıkça iyilikler katlandı. Tırlar yola düştü. Biz bunları söyledikçe, biz bunları anlattıkça, bakın yaptığınız Kızılay'daki 90 bin kişiye yemek yapıldığında bakın, etleriniz, kavurmalarınız, kurbanlarınız, adaklarınız burada yemek oluyor. İşte bugün de gittik. Bugün de gittik, Çare Derneği yapıyor. Onlara da sorduk. Onlara da aynı şeyi söyledik. Hep şunu söyledik. Verdiğiniz bir habbe pirinç, bir ekmek boşa gitmiyor. Size dua olarak dönüyor. Bilesiniz ki iyi insanlar bunları yapıyor, işliyor, bebeklerin kursağından geçiyor. Ve iyilikler, bizim yayınlarımızla birlikte insanların şevkini kırmadık. İyilikleri anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. İşte o arka sokaklarda yağmacılar, öbürü hırsızlar, berikiler yok muydu? Fazlasıyla vardı. Ama biz göstermedik. Çünkü yayıncılık bu değildir. Yayıncılık İyiliği göstermektir. Kötülükten
alıkoymaktır dedik ve bu bilinçle yaptık çok şükür. Ekranlarımız kötü şeyi göstermedi. Hamdolsun. Son bir şey deyip bitirelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi 3 ayda içerisindeyiz. Allah nasip ederse Ramazanlığa doğru gidiyoruz. Ayın 23'ünde inşallah Ramazanlık. Bizi duyan herkese şunu söylüyoruz. Lütfen ve lütfen 11 ilimizi yalnız bırakmayalım. Hayır ve hasenetlerimizi deprem bölgesinde yapalım. Sizin yapacağınız hayır ve hasenet buradaki vatandaşlarımıza şifa olacağını bilin. Lütfen siz, bizi duyan herkese şunu söylüyoruz. Biz Malatyalı'yı, biz Allah'ına kadar Malatyalıyız. Malatyalıyız, Malatyalıyız. Adıyamanlı kardeşimizi, Maraşlı kardeşimizi, Elbistanlı'yı, Elazığ'ı, Diyarbakır'ı yalnız bırakmayın diyoruz. Ramazanlık ayında lütfen ve lütfen bizi hiçbir gün yalnız bırakmayın. Yapacağınız yardım ve hasenetleri emin olun ki burada çok insanlığın ihtiyacı var. Allah devletimize zavallı vermesin. Devletimiz var. Ama biraz önce dedik ya, ben sadece Selahattin Bayrak, Vuslat TV olarak değiliz. Biz bir aileyiz. Ben tek başıma çekim yapamam, kamera yapamam, montaj yapamam. Biz bir aileyiz. Onun için bizi duyan herkese şunu söylüyoruz. Lütfen yardımlarınızı bu bölgeden esirgemeyin. İnanın ki biz en kısa süre içerisinde ayağa kalkacağız. Tekrar bizi dinleyen herkesten Allah razı olsun. Tekrar burada benimle beraber görevi başında olan tüm arkadaşlarıma Allah razı olsun diyorum. İyi ki sizlerle beraber çalışıyorum. İyi ki siz varsınız diyorum. Bu yayınımızdan sonra bugün çektiğimiz görüntüler önemli. Özellikle çadır kentlerdeki eğitimciler, öğretmenlerin çabası, o çocuklar motive etmesi. Meslek sahipleri, mühendisler, özellikle doktorlar gün bugündür. Bir yerlerdeyseniz, bir yerlere gittiyseniz lütfen dönün, memleketinize size ihtiyacımız var. Eli kalem tutanlar, gönlü engin olanlar, meslek erbapları, ticaret sahipleri dönün artık gelin. Özellikle de ihtiyaç duyduğumuz kesimler mümkün olduğu kadar sizler gelin. Bizi yalnız bırakmayın. Bu şehir bizde, bu şehir bizim. İnşallah burada el birliğiyle dedik ya, küllerinden doğacaktır. Şimdi bu ateş kül olacak ve kül olup kor olduktan sonra yine üstüne attığınızda yine alevlenecektir. Eğer biz külün altındaki bir kor isek, bilesiniz ki küçücük bir üflemeyle, küçücük bir har ile hardal olacağız inşallah. Teşekkür ettik ağzına. Evet, bu şehirde hepimiz bir oldukça var olacağız. İnanın konuşuyoruz. Bu felaketin ardından konuşacak, söylenecek, hem üzüntü veren hem de bizleri o kadar ayağa kaldıran birçok şey var. Ama biz şehrin gündemini her gün artık buradan, stüdyomuzdan vermeye devam edeceğiz. Her gün farklı konuklarla huzurlarınızda olacağız. İyi akşamlar dileriz. Evet.